Babam. Efendim kızım. Çocuk nasıl oluyor? Çocuk nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Aman baba sakın gene öyle palavra atma, leylekler getirdi falan diye yemem. Merveciğim nereden çıktı şimdi bu mevzu? Ya anne, nereden çıktığını biliyorum da tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir bakayım, şöyle atayım bakayım. Nasıl oldu, anlatayım bakayım. Bir annen şey yapsak. Şimdi Merveciğim, anne ile baba evlenmek için nikah dairesine giderler. Nikah defterine imza atarlar ve çocuk olur. Tabii sadece nikah dairesine gidip nikah defterine imza atmakla da bitmez bu iş. Tabii. Sadece. Bir şey de yapmak lazım değil mi baba? İşte kızım daha sonra evlenirler. Tabii. Düğün yaparlar. Düğün olur kızım işte. Düğün olur. Arkasından çocuk da olur. Çocuk olur kızım. Saçmalama baba ya. Düğün yapıp da iki tane göbek attığınız diye insanın çocuğu mu olur canım? Hem öyle düğünde göbek atmayla çocuğu olsa dans sözlerin şimdi trilyonlarca tane çocuğu olmuş olurdu. Bir göbek, bir çocuk, bir göbek, bir çocuk, bir göbek. Kızım senin babası gibi komik şey. Tabii. Ama kızım senin ayağın ağır. Hanım devam et, bence anlatmaya devam edin. Tabii sadece de düğünle bitmiyor yavrucuğum. Önce anne ile baba birbirlerini severler. Sonra? Sonra baba anneyi öper, sonra da çocuk olur. O kadar. Başka? O kadar kızım, o kadar. Yani hiç kafanı takmaya değmez. Zaten bu şeyler için de yaşın çok erken zaten. Vallahi bak, beş kardeş korosu yine burada. Ya baba saçmalama ya. Ya öyle öpmeyle olacak olsa benim şimdi bir sürü çocuğum olurdu. Cenk beni her gün öpüyor. Ne? Cenk! Evet. Nasıl öpersin? Ya hanım ben işteyim, sen evdesin. Ve bu kızı tüm mahalledeki çocuklar öpüyor. Yuh baba ya, ama saçmalamayın ya, şunu bana doğru düzgün anlat. Ne olur anne anlat, ne olur anne anlat ya. Şimdi evlendiniz, düğününüz oldu. Sonra? Sonra işte 9 ay 10 gün beklemek lazım kızım. Evet kızım, beklemek lazım. Bekliyorsun. Ya baba beklerken bir şey yapılmıyor mu ya? Beklerken bir şey yapmıyorsun kızım. Hanım bir yardım et. Ya evlendikten sonra 9 ay değil 90 yıl beklesen de bir şey böyle bekleyerek olmuyor. Babacığım ben biliyorum. Bir alavere bir dalavere bir şey olması lazım. Var evet evet. Evet. Şey oluyor. Anne ile baba çocuk istedikleri için doktora gidiyorlar. Ve 9 ay 10 gün sonra çocuk oluyor. Doktor mu yapıyor çocuğu? Öyle sayılır kızım. Benim babam doktor mu? Kızım, senin baban niye doktor olsun? Ya baba ya. Benim babam doktorsa, annem karnında da taşıyorsa sen ne yaptın o arada? Ben sana niye baba diyorum? Evladım, doktor sadece çocuğu doğurtur. Doğurtan kişi. Senin annen ve baban bizleriz yavrum. Ya babam ben de onu soruyorum işte. Şunun tarifini bana söylesenize. Merve öyle tarifle marifle olacak iş değil kızım. O zaman gösterin ya, gösterin ya, gösterin ya. Ne olur gösterin ya, gösterin ya. Hanım kime çekti bilmiyorum vallahi. Çok ayıp Merve. Olur mu hiç öyle şey? Çocuk yapmak ayıp mı? Ya tabii kızım ayıp değil ama gösterilmez bu. Bak Merveciğim şöyle düşünebilirsin. Şimdi tohum toprağa düşer ve çiçek olur. O kadar mı? Tabii onu sulamak lazım, gübrelemek lazım. Zararlı haşeratlardan ayıklamak için ilaçlamak lazım. Solucanlarını ayıklamak lazım. Solucanlarını... Ya baba ben anneme çiçek nasıl olur diye sormadım ki. Çocuk nasıl olur diye sordum. Ya kızım vallahi imdat diye bağıracağım. Seni çıkartan anan. Bana niye bu baskıyı yapıyorsun ya? Anne.
Babam seni suladı mı? Suladı. Gübreledi mi? Gübreledi. Haşeratlara karşı ilaçladı mı? İlaçladı. Tohumunu da attı. Ay kızım, tamam anladın işte artık. Ne sorguluyorsun? Öyle de çocuk oldu. Annenin yumurtasıyla. Annem yumurtluyor mu baba? Tabii kızım, elbette yumurtluyor annen. Biz de o yumurtaları sabah yiyoruz. Ay anneme bak. Ay babasının kızı ya, öldürecek beni bu kız. Yani yumurtaları kırıyoruz, sucukları da dilimleyip üstüne. Vallahi kızım şakayı bırak. O yumurtaları marketten alıyoruz kızım. Baba, madem annem öyle yumurtluyor, niye markete boş boşuna para veriyoruz? Annenin yumurtası yenmez de ondan yavrucuğum. Ama anne marketçinin yumurtladığı yumurta yeniyor. Çünkü marketçi yumurtlamıyor, tavuk yumurtluyor. Tavuk mu yumurtluyor? Tabii kızım. Of anne ya! Ne biçim anne babasınız siz ya? Bir çocuk nasıl yapılıyor anlatamadınız. Tavukçu, yumurtacı, gübreci, solucancı, çiçekçi. Kafamı karıştırdınız. Doğru düzgün şunu anlatın. Ne olur anlatın ya. Ne olur anlatın ya. Yeter ama Merve. Yeter. Çok merak ediyorsan git öğretmenine sor. Benim mutfağa gidip yemek hazırlamam lazım. Ben de annene yardım edeyim kızım. Kızım seni öpen çocuğun ismi neydi? Cenk. Cenk. Böyle şeyler takma kızım, böyle çocuk nasıl doğar falan. Cenk, benim sanırım kardeşim olmayacak. Abla olamayacağım. Çünkü daha annemle babam çocuk nasıl yapılıyor bilmiyorlar. Mahkemesi.